İngiltere ajanlarını yolladı. Ardından iç savaş Cizre'den başlayacak çağrısı yapıldı. Güvenlik güçleri bu hain planı boşa çıkardı. Şimdi de bir evde 30 sivil var, hepsi infaz ediliyor yalanı atıldı. Türkiye'ye karşı karalama kampanyası başlatıldı. PKK geçtiğimiz yılın Temmuz ayında bir kez daha kanlı planlarını uygulamaya başlarken sivil, polis, asker, çocuk, yaşlı demeden birçok can aldı. Ancak bölgede yaşanan terör hem içerideki terör seviciler hem de dışarıdaki kaos medyası tarafından hep katliam olarak nitelendirildi. Şırnağın Cizre ilçesi ise PKK tarafından en önemli merkez olarak gösterildi. İngiliz ajanlarının cirit attığı Vice News gazetesi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in ağzından Türkiye'de iç savaş çıkacak, Kürt direnişinin merkezine hoş geldiniz, savaş da olacaksa Cizre'den başlayacaktır laflarını dünyaya duyurdu. Cizre'de iç sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaşandı. İlk yapılan operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirilirken 4 ölü 18 yabancı ajan yakalandı. Bunlardan 12'si İngiliz pasaportu taşırken turist olduğunu söyleyen iki Fransızsa karakolların fotoğraflarını çekiyordu. Dışarıdaki kaos medyası Cizre'den hiç çıkmadı. İngiliz kraliçesinin hizmetindeki BBC ve Reuters ile Fransız AFP her fırsatta eli silahlı teröristler arasında görüntü paylaşırken Kürt gençler evlerini korumak için çaba gösteriyor ifadeleri kullanıldı. PKK'nın yolları bombayla ...binaları binaları mayınlarla tuzakladığı, ambulansları vurduğu ortamda ise son olarak Cizre'de 24 yaralının ambulanslar tarafından alınmadığı yalanı ortaya atıldı. İddia için kaos medyası ve içerideki terör seviciler hemen harekete geçti. 112 komuta kontrol merkezi ise bina içinden ulaştığımız kişilere hendekler, bombalar, barikatlar nedeniyle ambulansın oraya ulaşamayacağını, yaralıların güvenlik noktasına getirilmesi gerektiğini söyledik. Söz konusu kişilerse böyle bölgeye gelmeyi reddedip bir daha bizi aramayın dedi. Ambulans beklettiğimizi bildirmek için arasak da kimseye ulaşamadık açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya rağmen kaos lobisi Cizre'de devlet katliam yapıyor demekten çekinmedi.